Merhabalar, ben Ahmet Basri Karakuş. Bugün sinema konuşma, film inceleme, film değerlendirme formatımı bir farklı seviyeye taşımak istiyorum. Bu sebeple bundan sonra bu yayınlar, videolar podcast şeklinde olacak ve bana çok değerli arkadaşım Mahir Furkan Karasoy eşlik edecek. Hocam nasılsın? İyiyim hocam, çok şükür. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz elhamdülillah. Filmi izlediniz mi? Önce bunu sorayım. İzledim, izledim. İkinci izleyişim. Çok. Daha önce bir de yaklaşık 2-3 ay önce izlemiştim. Şimdi bir daha izlemek nasip oldu. Eyvallah hocam. Gökteki Kale. Ufakça bilgi vereyim. Sonra sizin değerli düşüncelerinize geçmek istiyorum. Teşekkür ederim hocam. Gökteki Kale, Hayao Miyazaki'nin ikinci filmi olarak 1986 yılında çıkarıldı. Miyazaki'nin Stüdyo Ghibli'yi kurduktan sonraki ilk filmi. Daha öncesinde yapımcı prodüktörlerle birlikte neydi adı? Adını hatırlayamadım. Sanırım Suzuki'ydi. Onunla birlikte Rüzgarlı Vadi'yi çıkarıyor. Daha sonra diyorlar ki bu Hayao Miyazaki gerçekten çok iyi iş yapıyor. Bu adamı kesinlikle daha büyük projelerde, daha büyük bütçeli işlerde çalıştırmalıyız ki bize çok büyük paralar kazandırsın. Bu adam Gökteki Kale'yi bir yapıştırıyor. O yılın en iyi mangası, özür diliyorum. O yılın en iyi animesi ödülünü kazanıyor ve devasa hasılat elde ediyor. Bu filmden sonra da yavaş yavaş batıya açılışı ve 2001 yıllarına geldiğimizde de Ruhların Kaçışı'yla Oscar'ı almaya kadar giden bir yolculuğu başlatıyor. Gökteki Kale filmi, yani Hayao Miyazaki'nin ilk büyük çıkışından sonraki kendini ispatlayışı olarak benim için çok değerli bir film. Siz filmi nasıl buldunuz diye sorayım. Hocam şöyle, ben yani pek anime, yani daha bu anime kültürü sayılır bilmiyorum da Uzak Doğu'nun klasik diyelim veya Uzak Doğu'nun özgün sinemasında çok hakim değilim. Çok sevdiğim de söylenemez. O yüzden eyvallah. benim bu alanda yaptığım değerlendirmeler hani çok ön yargılı olacaktır ve bilgisizce olacaktır. Ama şunu söyleyebilirim, hani bir estetik duygu olarak anlamında, hani entelektüel arkasında bir şey yok. Bence çok övüldü, hani arkasındaki kültürün övülmesi anlamında söylüyorum. Çok, bu kadar takipçisi olan, bu kadar övülen bir kültürün iyi bir örneği değil. Yani evet, belki güzel bir örneği, başlangıç örneği. Belki işte avantgard niteliği var. Belki akın, hani bir çığır açma anlamında bir niteliği olabilir. Ama bence çok iyi bir hikaye değil. Yani hikayenin benim rahatsız olduğum noktası şu oldu. Karakterler bir şey yapıyorlar. Ben şunu tahmin edebiliyorum. Az sonra şunu yapacaklar, daha sonra şunu yapacaklar, karşıdakileri şunu yapacak ve daha sonra şu olacak. Yani dizinin, yani filmin değil, filmin daha üçte birinde sonunun ne olacağını tahmin edebiliyorsunuz. Bu beni çok biraz rahatsız etti. Çok basit yani, bir olay örgüsü var. Evet. Yani standart senaryo yazım matematiğine çok benziyor. Hani kahraman günlük yaşantısındadır. Macera teklifi gelir, çağrı gelir, reddeder, ardından kötü adamlarla kapışırlar ki karakterlerinde bir gelişim, değişim olur, peak noktasını yaşarız ve biter. Yani basit bir yapım ama nasıl ifade edeyim? Hani İlker Canikligil hoca diyordu ya, filmin ne anlattığı asla önemli değil. Bunu nasıl aktardı, duyguları nasıl aktardığı önemli diye. Ha, evet, tabii. Bu film müzik kullanımı, animasyon kullanımı bakımından benim adıma bir şaheser. Bu filmin şey kısmı vardı ya, Şita'nın duasını, yani Ayetel Kürsi öğretiyor ninesi. Ayetel Amen. Kürsi'yi okuduktan evet. sonra taş parlamaya başlıyor ve robot uyanıyor. Robotun evet. uyanmasından Şita'nın kaleden kaçırılışına kadar ki aksiyon sahnesi. Her bir karesiyle bence muhteşem. Müzik Bence hiç şu. durmuyor, gözlerinizi dahi kapatmak istemiyorsun. Ben şunu diyebilirim. Yani bu alana hakim olmayan biri olarak. Herhalde bu konuda zaten çok fazla diyeceğim bu. Şunu söyleyebilirim bence. 80'lere göre çok müthiş bir görseli var. Yani çizim niteliği anlamında. Mesela bugün bile ben gördüğüm zaman ya çok eskimiş demiyorum bu. Hani daha klasikleşmiş bir tarz benimsemişler. O güzel. Müzikler çok güzel. Bence müzikler hiç eskimeyecek yani. Ve hani müzikler hem mesela müstakil olarak dinlediğiniz zaman, hani mesela bu dinlediğim dediğiniz zaman güzel. Hem de o anki atmosfere de uygun. Yani bu ikisini aynı anda sağlayabilmek çok büyük bir yetenek. Bu arada tebrik etmek lazım. Ve galiba sanırım yapım şirketinin çok fazla müziği de böyle. Hani yapım şirketi bu müzikleriyle, hani hem müstakil olarak dinlendiği zaman bir anlam ifade eden
tüketicisine bir şey kazandıran, estetik güzellik kazandıran, bir estetik zevk kazandıran, hem de o filmin içerisinde veya herhangi bir yapımın içerisinde tam o atmosfere uygun olan, ha, cidden böyle bir müzik olmalıydı dediğimiz anlamda güzel. Ama ben hani senaryo bakımından yaklaşıyorum. Sinema tekne açısından tabii. Evet. Eyvallah, eyvallah. Senaryo açısından bence iki büyük eksiği vardı. Bir, çok tahmin edilebilir. Yani hem diyalogları az buçuk tahmin edebiliyorsunuz, hem ne denebilir? Hani biraz da onu yapmak istemişler bence. Hani hem de olacakları da tahmin edebiliyorsunuz. Mesela onu şunda anladım ben. Bu daha yeni bahsettiğin sahnede şöyle bir şey oluyor. İşte kaçırıyorlar, kolyesi düşüyor kızın. Ve orada muska kolyeyi alıyor. Kolye büyük gökteki kaleyi gösterirken adamın alnına çarpıyor. Adamın alnına işaret ediyor önce. Evet. Heh, mesela burada şunu anlayabiliyoruz hani. Kesinlikle bize yazan, yani ya yazan ya yönetmen, yani bilmiyorum senaryoda bu var mı? Hani gerçi bu filmde Miyazaki hem yazan hem yönetmen kişi, yöneten kişi. Evet. Şunu görüyoruz. Burada bizim gözümüze sokmak istemiş yani. Yani evet. Ama bu Miyazaki'nin beceriksiz olduğundan, yeteneksiz olduğundan mı? Hayır, öyle yani olmadığı şuradan belli. Tercih. Öyle olmadığı şuradan belli. Kasten gözüne sokmak istiyor. Hani beceriksiz olan biri bunu hani şey yapar. Yani belli yanlışlıkla eder. Yanlışlıkla gözüne sokar adam. Yani bu kasten, hani önemli sahnelerde kasten gözüne sokuyor. Buradan kasten bunu yapmak istediğini söylüyoruz. Biz yani görüyoruz. Ha, bu neden olabilir? Miyazaki seviyeyi düşürmek istemiş olabilir. Veya Miyazaki biraz absürtleşmiş bir tarz benimsemiş. Hani aşırı basit anlatım. Hiçbir sanatsal arka planı yokmuş gibi gösterir. Hani sanatsal bir şaheser yaratıp arkasında sanatsal arka planı yokmuş gibi gösterebilir. Teknikleri olabilir. Yani sadece bu gözlem anlamı söyleyeyim. Bu ilginç. Ama benim için mesela filmi çok değerli kılan bir şey oldu. Şu ben hani dizel punk akımı anlamda söyleyeceğim. Mesela bu askerlerin tarzı, arabalar, işte trenin tarzı, daha sonra şehrin tasarımı, şey görüyoruz. Tam bir dizel punk örneği. Evet, dizel ve bence dizel punk'ı benim bildiğim, yani ben daha bundan daha eski görmedim. 80'ler anlamında olmak sanırım, söylüyorum. Daha eski örneği yok. Dizel punk. Hayao Miyazaki'nin bir Avrupa gezisi sırasında gezdiği bir işçi kasabasından esinleniyor. Hikayeyi de çok kısa bir şekilde aktarayım. Eski bir uygarlıktan kalma, gökte süzülen bir kale var, ada var. İki tane çocuğun bu kaleyi korsanlardan ve askerlerden kaçarak, daha sonra korsanlardan destek alarak kaleyi bulma macerası. Yani inanılmaz basit bir öykü. Yani o kalenin yerine ne koyarsan koy. Yani prenses koy, ne bileyim ulaşılacak bir hazine koy bir korsan filmi yapmak istiyorsan. Asker filmi yapmak istiyorsan, işte ya savaş filmi yapmak istiyorsan ulaşılacak bir hedef koy. Hani senaryo aşırı basit. Ve az önce bahsettiğiniz mevzuda seyircinin gözüne sokmadan ziyade iyimserlik olarak görüyorum ben. Senaryo gerçekleşen her şey kahramanlarımızın şansına çalışıyor. Yani işte Goliat bunlara saldırıyor. Büyük Zeppelin ejder ini bulutu karşılarına çıkıyor. Ondan sonra bunu askeriyeden kovuyorlar. Evine gidiyor. Dola da tam o sırada çocuğu bekliyor. Yani pusu kurmuş. Bir şekilde bunları karşılaştıracak ya. Veyahut bomba atılıyor şeye, Pazu'ya. Bu da tam korsanların esir tutulduğu yerin altına geliyor. Bu şekilde onlarla iletişim kurabiliyor. Yani tak 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 tak, hikaye örgüsü basit rastlantılar üzerinden kuruluyor olsa da bence bu aşırı iyimserlikten ve bu fantastik bir dünya içerisinde masalsalık yaratmaktan, yaratmak arzusundan kaynaklanıyor bence. Evet, müzik konusunda da şunu söyleyeceğim. Joe Hisaishi denilen bir eleman var. Miyazaki'nin bütün filmlerinin bestelerini yapıyor. Hala dinliyorum. Hala dinleme listelerinde en üst sıralarda, en çok dinlediklerim arasında. Seni ortama sokma ve gerçekten öyle bir dünyada yaşıyormuş gibi hissettirme mükemmel gerçekten. Yani orada bir müzik çalıyor. Ben gerçekten bulutların arasında bir zeplinin üstünde nöbet tutuyormuş gibi hissediyorum. Yahut başka bir müziğe geçiyor. Gerçekten alevler içinde yanan bir askeri kaleden kurtulmaya çalışıyormuş. Ya bak. Bir müzik veriyor. Gerçekten gökte süzülen bir kalenin üzerinde bahçıvan robotla muhabbet ediyormuşum. Yani bu nasıl bir beceri, benim aklım almıyor. Yani ben daha çok öveceğim bu filmi sanıyorum ya. Bir de bunun yanında şöyle bir şey de var.
Bu ezgileri müstakil olarak dinlediğin zaman, mesela ayrı bir dinledin, o zaman da aynı şey veriyor. Yani görüntüden bağımsız. Müzik cidden Değil bu mi? Değil mi? tek başına verebiliyor. Bu çok büyük bir yetenek yani. Bunu tabii övmek lazım. Yani bence de övülmesi lazım. Şunu Eyvallah. söyleyebilirim. Dizel Buyurun. Punk, hani Dizel Punk'ın bu anlamda hani hem ilk yapması anlamında, benim Hı. gördüğüm ilk, bilmiyorum daha önce örneği var mı? 80'ler, yani hep genelde gördüğüm 2000'ler ve 2010'larda, 80'lerde bir örneğini görmedim. Ya, ilk anda yapması anlamında ve başarılı yapması anlamında, cidden tasarımlar falan da çok güzeldi. Bu anlamda mesela tebrik edeceğim, hani kesinlikle bu filmi üst yere koyacağım şey bu. Bir de Ethereum üzerinde çok fazla vurgu var. Ethereum. Hı. Ethereum'da şöyle bir şey var. Ben Ethereum'u iki yerde anımsıyorum. Yani iki yerde çok popüler kültüre hakim oldu. Bir Elder Scrolls evreninde, bir cücelerin şehirlerinde bulunan mavi beyaz parlayan bir şey Evet, var. evet, evet. Maden var. Adı Ethereum. Hı. Aynı filmdeki gibi. Bir de kripto para birimi olarak bir Ethereum var. Evet, İkisinin de ismini oradan almış. baktığımız zaman bu kaynağı Ethereum'dan alıyoruz. Bilmiyorum Ethereum'un daha eski bir tarihi var mı? Fakat eğer Ethereum'un tarihi bu Miyazaki'nin yazdığı senaryoyla beraber ve yönettiği filmle beraber başladıysa, bir çığır açması anlamında, Elder Scrolls gibi bir evrene, bir lore'un içine girebilmesi anlamında çok büyük bir önem atfediyor ediyor yani. Bunu da söyleyebilmek Benim lazım. bildiğim kadarıyla yani birkaç yerde okumuştum Türkçe İngilizce kaynaklardan Ethereum'un ilk geçtiği eser bu. Yani Ha, ben de dediğiniz öyle olduğunu doğru tahmin hocam. ediyorum. Ha, bu anlamda yani hiçbir dizi cidden rezalet, film özür dilerim. Film çok kötü olsa, rezalet olsa dahi sırf bu yeteneği ile bile geçer ki, yani rezalette değil. Ortalama üstü bir kalitede. Ama şunu söyleyebiliriz. Miyazaki gibi üstün bir yönetmenin, Japon sineması gibi çok fazla dünyada takip edilen, sevilen bir sinemanın içinde onlara nispeten bence kötü. Ama dünya Anladım demek skalasına istediğinizi. vurursak tabii yani önemli bir eser. Onu İyi söyleyebilirim. anlıyorum hocam. Bir de mesela Hikayede... Yani buyurun hocam. Yok, sen konuş. Eyvallah. Filmdeki giriş sekansını şey yapmak istiyorum. Bu birkaç olay oluyor. İşte Zeppelin'de giderken şite aşağı düşüyor. Ondan sonra kara kalem çizimi tarzı bir sekans giriyor. İşte kredi falan akıyor. Sizin izlediğiniz versiyonda orası var mıydı bilmiyorum. Bazı Var. yerlerde kesiyorlar. Heh. Orasını tek başına koyun, bir kısa film eder. Yani anlatım çok basit ve sade. Gerçekten çok başarılı. İnsanlar madenlerde kazmayı, o kazdıkları şeyleri işlemeyi, bir sanayi devrimi gerçekleştirmeyi öğreniyorlar. Teknoloji geliştikçe gelişiyor, geliştikçe gelişiyor. Ardından uçan adalar, yüzen şehirler yapmaya başlıyorlar. Ve daha sonra buradan tekrar yeryüzüne inme çabaları ve yıkılmış bir geminin ardından yeryüzüne dağılan insanları görüyoruz. Yani daha filmin başında bize gökteki kalenin ya Laputa'nın akıbetini söylüyor. Hani ve orada pervanenin yanında duran bir teyze varken başında sonunda ise bir çocuk var. Jenerasyonlar boyunca insanların teknolojide gelişip gelişip bu geliştiklerini unuttuğunu bize anlatıyor. Filmin en sonunda da Muska konuşurken bunu görüyoruz zaten. Laputa eski gücüne tekrar kavuşacak. Dünyayı tekrar dizginleyecek. Bizim atalarımız Indra'nın oku sayesinde yani Ramayana destanında geçen hani ikili bir atıf var burada. Ramayana'ya Gökteki Kale'de atıf yapıyor. Daha sonra Gökteki Kale içerisinde Ramayana'ya atıf yapıyor. Yani güzel bir sanat var orada. Tekrar dünyayı dizginleyecek diyor. Teknolojisi asıl burada saklı. Bu küplere kristalleşmiş bir şekilde işlenmiş diyor. Yukarıdaki hazineler, kaleler, altınlar hepsi süsten ibaret diyor. Önemli olan medeniyetin, insanlığın geliştirdiği bu teknoloji diyor. Hani teknoloji ve medeniyetin gelişmişliğini terakki elinde tutmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu da hafiften gösteriyor. Yani Japon kültürünün 2. Dünya Savaşı'ndan sonra nasıl geliştiğini ve dünyada var olabilmelerinin azınlık olmalarına rağmen nasıl gerçekleştiğini bir şekilde gösteriyor. Yani Hayao Miyazaki'nin sosyalist toplumcu bir insan olduğunu düşünürsek bence anlam kazanıyor bu söylediklerim. İşte ben de onda şunu fark ettim, yani şunu düşündüm. Bilmiyorum doğru mudur. Köydeki mesela o kasaba diyelim. Hı. Kasabadaki insanlar da şunu görüyoruz mesela.
Biri bir şey diyor hemen yapıyorlar. Biri bir şey hani sorgulama yok. Kayıtsız şartsız bir güven var herkesin ve çok büyük bir sevgi var. Mesela o hiç tanımadıkları bir kıza sırf kendi hemşerileri veya işte komşuları kefil olduğu için onu korumak için canlarını öne atabilecek nitelikte bir şey var. Yani bu çok ilginç. Burada ben biraz şeye benzettim. Dediğim gibi mimaride daha Anglo-Sakson mimarisine benziyordu. Anglo-Sakson kasaba mimarisine. İngiltere'deki madenci kesim. Hani bunlar hepsi madenciydi kasabanın. İngiltere'deki madenci kesimde bir selam çakma. Hani bir Miyazaki'nin sosyalist olduğunu biliyoruz. Miyazaki'nin hani bir sosyalist bir selam çakması İngiltere'deki madencilere. Zaten İngiltere'de madencilik çok büyük bir sektör. İngiltere evet, madenciliği de önemli. Hocam bu anlamda az önce baktım. O köyü tasarlarken inşa ettiği yani, tasarlarken esinlendiği köy Galler'deymiş hocam. Galler'deki bir köyden esinlenmiş. Hani İngiltere'deki madencilik dediğiniz an kafamda bir şekiller çakıyor. İşte çünkü mimari onu gösteriyordu. Teşekkür ederim. Bunu sağladı. Onu söyleyebilirim. Bir de şunu mesela Meji Reformu'na çok fazla gönderme vardı. Meji Reformu arka planda çok fazla gönderme vardı. Şunu görüyoruz aslında. Muska kötü bir insan değil. Muska şu. Asla dünya değil. Dünyada adalet sağlamak istiyor. Dünyada sevgiyi sağlamak istiyor. Ama bunu cebirle sağlamak istiyor. Meji Reformu'nun yaptığı evet. gibi. Bunlar hükümdarları Meji Reform yaparken ne diyorlardı Meji'ye? Sen bizi zorla Prusyalı yapıyordun. Tokyo'nun evet. adı Yeni Prusya'ydı. Ve Asya Prusyası'ydı. Müthiş bir yani Prusyalaşma. Zorla hani zorla terakki, zorla medeniyet getirme. Burada Muska'da onu görüyoruz. Yani bir Japon aristokratı. Evet hocam. Ya bu filmi tekrar izledikten sonra şimdi ben aristokrasiye toplumun emeğini sömüren insanlar mazlumların sırtlarına basarak kendilerine isim takmış ve bu saltanatı yürüyen vahşiler olarak bakıyor olsam da bu filmdeki Muska'nın tavrı yönetmen her ne kadar kötülüyor olsa da acayip hoşuma gitti. Bir düşünsenize. Elinizde güç var. Bu güçle bir düzen getirmeye çalışıyorsunuz. Yani şimdi ben Muska'nın yerinde olsam derim yani aşağıda yaşıyorsunuz. Hiçbir teknolojiden, hiçbir gelişmişlikten haberiniz yok. Hani yansın sığırlarını alayı deyip ver ederim bombayı yani ben de. Yani Muska ile inanılmaz empati kurabiliyorum bu durumda. Hani helal olsun Muska arkandayız diyebiliyorum yani. Bir de şöyle bir söz geçiyordu. O çok beni etkilemişti. Yani Muska'nın felsefesine benzer. Şey diyor, ne kadar çok, yani meğerle söylüyorum. Ne kadar çok silah, ne kadar çok araç olursa olsun, yani ne teknoloji olursa olsun, mesela robotları görüyoruz biz, o silahları görüyoruz, tuzakları görüyoruz. Çok büyük bir teknoloji. Ne kadar büyük aracınız olursa, ne kadar büyük medeniyetiniz olursa olsun, asla bir sevgi tutamaz. Sevgi kadar güçlü olamaz. Ve dünya da evet. sevgisiz yaşayamaz. Yani dünya medeniyetsiz yaşar, dünya kültürsüz yaşar, edebiyatsız yaşar, sinemasız, müziksiz, silahsız yaşar ama sevgisiz yaşayamaz. Ve evet. siz ne yaparsanız yapın. Buyurun hocam, buyurun. Ne yaparsanız yapın, geliştirdiğiniz hiçbir şeyde, sünni şeyde şey tutmayacaktır. Sevgini yani tutmayacaktır. Sevgi kadar güçlü olmayacaktır diyor. Şimdi bu dünya için sevgi, elzem ve en ulaşılamayacak kadar büyük bir güç niteliği verilmesi de aslında Jacobin tavra bir, yani Jacobin elitist tavra bir gönderme. Hani evet siz zorla medeniyet getirmek istiyorsunuz, zorla terakki getirmek istiyorsunuz ama hiçbir zaman sevgiyi inşa edemeyeceksiniz, sevgiyi yaratamayacaksınız. Ve sevgi yaratamayacaksınız, sevgi inşa edemeyeceğiniz için hiçbir zaman elinizdekilerden daha güçlü olan bir şey elimle edemeyeceksiniz. Sevgi her zaman daha güçlü olacak ve dünyanın size ihtiyacı yok, sevgiye ihtiyacı var. Vurgusuyla aynen öyle. Mesela komünizmi de burada eleştiriyor aslında Miyazaki. Ne diyor? Mesela bir mülkiyetsiz toplum inşa edeceksen gönüllü mülkiyetsiz toplum inşa et. Ben evet. ona bağışlayayım malı mı? Benden cebirle alma. Evet, evet, evet. Ben mesela, ya şey ya, taht odasında Şita ile Muska ediyor ya. Yani evet şimdi kralsın. Bütün güç elinde. Ama halkı olmayan bir kral neye yarar? Hani çocukların ağzından söylediği bu tür basit cümleler beni çok etkiliyor ya. Hani gerçekten çocuk nezdinde de toplum böyle bir bilince sahip olabilir mi hocam? İnsanlar gerçekten bir arada bulunma, hani bir millet olarak ileriye yürüme basiretini gösterebilir mi? Yani bence çok ütopik bir karakter. Yani Hobbes'a bakarsak... Gerçek olamayacak kadar. Hobbes'a bakarsak, yani Leviathan'dan da görüyoruz. Bir de homini lupus diye bir şey var. İnsan insanın kurdudur. Öyle onu buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Yani Hobbes'cu bir bakışla bakarsak, hani hakikat nedir?
onu kenarda tutarak söyledim. Hopçu bir bakarsak bu mümkün değil. Yani Hobbes'a göre ve Hobbes'un hakim olduğunu düşünürsek daha genel olarak. Hakim midir? Gerçi o da bir tartışma. Baktığımız zaman şunu görüyoruz. İnsan insanı kurdu ve insan her zaman diğer insanı kötülüğü için çalıştı. Ama burada da ne olmuş? Çok ilginç bir şekilde insanlar yapay birliktelikler inşa etmişler. Mesela din gibi, millet gibi, aile gibi. Ve demişler ki mesela Ahmet'ten bana ne diyor mesela. Ama aynı milletten olduğu için onu hemen himaye ediyor. Aynı dinden olduğu için hemen himaye ediyor. Bir himaye sistemi oluşmuş. Bir hamiyet sistemi oluşmuş. Bir aynı devletten olduğu için. Aynı kültürden olduğu için bir benimseme oluşmuş. Mesela bunu sağlamış aslında. Homo homini lupusun yaptığı şey bir de bu. Daha Rusocu, Rusya'ya referans ederek toplum sözleşmesiyle bizi birlikte yani bir kurum oluşturmuş kendisi ve bizi birlikte kılmış. Yani düşman olamayacak kadar. Bize yani selam dediğim, selim olacak, güvenli olacak bir insan sistemi inşa etmiş. Bunu diyebiliriz. Ben yani bunu söyleyebiliriz. Burada da zaten yani hem şatobilerist tavra hem cebirle mülkiyetsiz yani kendileri diyorlar ki bu düzen sosyal yani şey mülkiyet kötü bir şey değil, mülkiyetsiz düzen iyidir. Tamam. Ama diyor bunu yapacaksanız bile cebirle yapmayın, sevgiyle yapın. Veya Jacobin elitist tavır diyor ki en iyi şey en çok terakkinin olduğu, en çok gelişimin olduğu, sürekli kültürün aktığı ortamdır. Şunu diyor. Tamam bu iyi olabilir ama bunu yapacaksanız da sevgiyle yapın. Ya, bilmiyorum ya. Bunu demiş. Ben tam bu faydacılık ilkesi gereği yani toplum fayda görüyorsa bireylerin sevgisizlikleri de çok önemli değil gibi sanki ya. Burada yani, şunu vur kafayı yine gelişsin yine. Masaya şunu yatırmak, şunu teraziye koymak lazım burada da. Zorla, cebirle terakkiye uğramış bir toplum mu? Sevgiyle daha az terakkili olan bir toplum mu? Bunu masaya yatırmak lazım. Bu da çok daha uzun bir tartışma. Belki bunun üzerine bir sanat eseri de vardır. O sanat eseri de bakılabilir. Onun üzerine tartışılmış da vardır, mutlaka tartışılmıştır. Buna bakmak lazım. Yani bir şey zorla yapılan güzellik hiçbir zaman gönüllü yapılan bir daha az nitelikli bir şeyden daha iyi olabilir mi yani? Daha bir atasözüyle yaklaşalım. Gönülsüz aşk yakarını artır yavaş ilkesi gereği. Evet, sen terakkiyi zorla sağladın. Ama o ne kadar devam edecek ve o ne kadar huzur getirecek? Yani evet dışarıdan huzurlu gibi görünüyor teorik olarak. Ama pratikte huzurlu olacak mı? Bunu da... Şimdi Çin örneğini çok rahatça ele alabiliriz diye düşünüyorum. Hani kendi vatandaşını olabilecek en aşağı refah düzeyinde tutarak oluşturduğu üretim çarkında dünya devi haline geldi. Eğer ki olası bir liberalleşme, olası bir kapitalist düzenin yeniden doğuşu, yani Çin'in bütün ekonomisini çökertmeye yeter. İnsanların refahlarının yükselmesi demek, bu kadar çalışmamaları demek. İnsanların refah öncelikli bir hayat kurması demek, devletin çıkarlarını ikinci plana atmaları demek. Bugün Çin'de gerçekleşen doğum kontrol politikaları, çalışma politikaları, asimilasyon politikaları tamamı Çin'in topyekun bir güçlenme hem askeri hem ekonomik bağlamda projesinin bir parçası. Ya şimdi düşünüyorum bir vatandaş olarak şunu diyebilir miyim? Ben kuru ekmek yiyeyim ama devletim var olsun. Yani ben bunu diyebilir miyim? Kendim şüpheyle yaklaşıyorum. Hani zamanında belki atalarımız demiştir diye çıkacak birileri ama ne kadar gerçekçi? Hani Emrah Safa Gürkan bir sohbetinde diyordu ya, hangi çağda yaşamak isterdiniz diye. Buzdolabı ve şofbenin olmadığı hiçbir çağda yaşamak istemezdim. Şimdi devletim gelişecek diye ben kendimin ve belki de çocuklarımın, bütün neslimin refahını bozabilir miyim? Yani bu nasıl bir eğitimin, yani olacaksa nasıl bir eğitimin ve ferasetin sonucu olur hocam? İşte şu oluyor hocam. Mesela siz diyorsunuz ki benim ailem, yani siz vatandaşlık bağıyla bağlı olan insanı daha alt bir kategoriye koyup kendi kan bağıyla veya nikah bağıyla beraber olduğunuz insanları farklı bir kategoriye, daha üst bir kategoriye sokuyorsunuz. Bu nitelikle bakarsak evet, hani daha üst nitelikte bir şey var. Ama eğer şunu diyorsanız hepsi benim çocuğum, hepsi benim kardeşim. Çünkü cebimizde aynı ülkenin kimliği var. Aynı pasaportu kullanıyoruz. Bunların tek farkı benimle aynı kan bağından geliyor olmaları.
diye derseniz o zaman sokaktaki çocukla sizin evinizdeki çocuğun bir farkı kalmaz. Ha, zaten evet. Mülkiyetin, yani ailenin de bir mülki kavram olduğunu, mesela Le Guin'in mülksüzlerinde onu görürüz. Ailenin de mülki bir kavram olduğunu ve aile bağı olan birinin zaten içinde mülkiyetin söndürülemeyeceğini, mülkiyet ateşi diyorlar, mülkiyet ateşinin söndürülemeyeceğini ve yine insanların mülkiyetçi olacağını. O yüzden tırnak içinde ideal mülkiyetsiz düzen için ailenin de imha edilmesi gerektiği söylenir zaten. Yok, iyi anlıyorum hocam. Yani ha, miras düzeni tamamen bırakılacak ve insanlar öldükten sonra var olan tüm varlığı doğrudan milli servete aktarılacak. Bu daha sosyalist bir tavır. Nesilden nesle... Bu daha sosyalist bir tavır. Komünizm daha radikalini istiyor. Yani gerçi komünizm dediğimiz tavır da kime göre komünizm de? Ben Le Guin üzerinden alayım. Eyvallah. Le Guin, mesela Le Guin'in eserinde mülkiyetçilerde şu vardı. Hani belki bunu dinleyecek olanlar için spoiler olabilir ama şu anlamda olmaz. Zaten kitabın ana felsefesi olarak çok başlarında geçiyor. Hakim, yani o an bilirler. Şöyle bir şey, mesela oğlum diyemiyorsunuz. Bunu düşününce. Mesela okuyunca bir aydınlığa bir şey söyleyeyim. Oğlum ne demek? Benim oğlum. Yani bir mülkiyetimiz var, evet, onun üzerinde. Bunu, evet, bununla imha edeceğiz diyor. Şimdi mesela kolum diyorsunuz. Yani kol, pardon, kolum falan. Şunu imha ediyorum. Mesela o mülksüzleri onları göreceksiniz. Yani o biraz daha distopik yaklaşmış. Bu da imha edilmeli. Yani o çocuk benim değil. Benimle kan bağı taşıyor sadece. Benim olabilecek kadar benim de yani. Benim olabilecek kadar benimle bağ taşımıyor. Kimin çocuğu? Benim değil. Ülkenin, devlet. Kamunun yani. Komünizm zaten devlet olmadığı için. Kamunun çocuğu. Şimdi yani toplumun çocuğu. Öyle olunca mesela bir şeyde görürüz. Zamyatin'e, biz eserinde görürüz. Şey yoktur. Yani toplumda tam anlamıyla çocuklar yoktur. Kodlar vardır ve herkes mesela çalışır. Ne için çalışıyorsun? Devlet için. Okur. Ne için okuyorsun? Devlet için. Bir iş yapar. X fiilini yapar. Ne için yapıyorsun? Devlet için. Şimdi bu böyle gidiyor. Bir yerde komünizm devleti de yıkıyor ya, anarko topluma geçmek için. Yıktığı evet, anda evet, kamu için yapmaya başlıyorsun. Aslında bütün sol düzenin kamu diye yücelttiği şey ve devletin şey burada çıkıyor. Mesela faşizm gibi, nasyonel sosyalizm gibi akımlar devleti yüceltiyor. Devlet için, devlet. Sol, daha sol meyilli hareketler, daha mesela komünizm, sosyalizm sol fraksiyonları, gerçi sosyalizm hepsi soldur gibi bir şey de çıkabilir de, daha sosyalist olduğunu iddia edip sağ menşeili olanlar, sağ fraksiyon olanlar da var, orada da söyledim. Komünizm gibi, evet, anarko-liberal, anarko-sosyalizm gibi, sol liberalizm gibi şey görüyoruz. Artık devleti de, yani devleti de aradan çıkartıp direkt kamuya, topluma bir referans verme. Bu da çok mesela ciddi bir farkla yol açıyor. Yani aslında çok basit bir fark gibi görünüyor. Yani biri devlete referans veriyor, biri kamuya referans veriyor. Ama devlete ve kamuya referans vermek sonunda komünizm ve faşizm gibi iki farklı şey çıkartıyor ortaya. Bunu düşünebilmek yani, lazım. Genel manada insanların zihnindeki algı şeydir ya, sosyalizm. Yani bütün sol toplar ve sosyalizm gibi bir isimde toplar veyahut komünizm der hepsinin adına. Yani aradaki farkı bilmez. Der ki bunlar çok devletçi. Herkes eşit yemek yiyor. Yani devlet var, ne varsa devlet alıyor. Yani burada ekonomi gelişmez falan. Ya toplum bilincini böylesine geliştirebilen ve devlet bilincini dahi ortadan kaldırıp topyekün insanlığın telakkisi için çalışabilecek bir toplum oluşturmaya çalışan bir sistem iken belki uygulayıcıları, belki yorumlayıcıları sebebiyle bugün zihinlerde böyle kalmış bir sistem. Yani şimdi bu da şöyle oluyor. Havas için konuşmuyorum. Yani avama gidin sorun. Bugün kim diyebilir ki devlet için değil, ancak ve ancak halk için çalışır sosyalizm deseniz size hani anlamlı gözlerle bakar. Hı hı. Yani o zaman şunu görüyoruz. Mesela işte Trotskist'ten Stalin'i eleştirir şey olur ya, sen devleti faşistleştirdin söylemi. Bu aslında yani. Komünistler arasında bir eyvallah, fraksiyonlaşma var bu alanda. Bunu bakmak lazım. Yani şey de mümkün müdür? Yani bu alanda da düşünmek lazım. Yani cidden komünizmin övdüğü, öykündüğü devletsiz toplum, yani anarko toplum. Bütün kurumları imha etmiş. En eski halinde yaşayan toplum. Cidden mümkün müdür? Veya yapıldığı zaman mutluluk getirecek midir? Bunu da düşünmek lazım. O, bunu bilemeyeceğiz sanıyorum. Yani şu da oluyor ama mesela onu
Buyurun. Buyurun hocam. Lütfen. Şunu da görüyoruz. Mesela bir komünistle konuştuğumuz zaman mesela deyin ki ya işte komünizm kötü. İşte örneklerini verin. İşte Çin kötüdür. İşte Kuzey Kore kötüdür. Küba kötüdür deyin. İki şekilde tavır alabilirsin. Hı hı. Bir, hayır onlar kötü değil. İşte Batı'nın PR'ı sonucu, Batı'nın medya sistemi sonucu kötü görüyorsunuz. Propaganda sonucu kötü görüyorsunuz denilebilir. Bu birinci yol. İkinci yol şu denilir. Hayır onlar komünizm değil. Şimdi gerçek İslam bu değil. gerçek sosyalizm bu değil. Gerçek komünizm bu değil. Veya mesela bir bilmiyorum hani var mıdır. Mesela bir faşiste gitseniz. Deseniz ki ya bakın işte faşizm neye yol açtı? Der ki gerçek faşizm o değil. Belki bir liberale ya, gitseniz. Bu da en nihayet. Ha mesela belki liberale gitseniz deseniz ki yani liberalizm doğru yoldu. Özel sektör çocuk doğru yoldu. Ekonomik krizlere bak deseniz. Veya işte bu pandemi sürecinde mesela afallamalarına bakın derseniz. Belki onlar liberalizmi iyi anlayamadılar. Bu aslında gerçek liberalizm o değil. Yani teoride güvenilen şeyler pratikte ona dönüşmeyebiliyor. Veya pratikte ona dönüşebilecekken güç yozlaştırır. Montesquieu'nun güç yozlaştırır ilkesi gereği. Ancak. Hani bunda bir şey algoritması, bir paradigması yok bunun. Ya çünkü herhangi bir sistemi elinize alın ve liyakata önem vererek, adaleti işleterek, kamu vicdanını tatmin ederek, hukuku işleterek herhangi bir sistemi çalıştırın. Her birisi optimum verim vermeye hazırdır. İsterseniz mülkiyetsiz bir toplumu savunun, isterseniz Amerika gibi tarlama gireni vurma hakkım vardır deyin. Yani arasında bir fark yok. Bugün hala komünizmden kopamamış ve Putin sayesinde yine o yola giden Rusya'daki insanlar için de refahı, toplumsal güveni söyleyebilir. Amerika için de söyleyebilir. Ya bütün sistemlere bunu uygulayın. Demokrasi dediğin, ya şimdi demokrasi şeyle eleştiriyorlar. Toplumun avam kesimine söz söyleme hakkı veriyor. Benimle dağdaki çobanın oyu eşit oluyor. Genel oy ülkesi de neymiş? Abi liyakatla işlettiğinde demokrasi için bu nasıl olur? Genel bir eğitim, tüm toplumun aynı anda kalkındırılması, insanların bilinçlendirilmesi vesilesiyle demokrasi pekala iyi çalışabilir bir sistem olabilir. Veyahut laikliği ele alalım. Yani İslam dinini kendinize hukuk kaynağı olarak alırsanız batarsınız. Orta Doğu'ya dönersiniz. Abi daha önce bunu yapmış olanlar dünyanın en büyük imparatorluklarından bir tanesini kurmuş. Şimdi Osmanlı övücülüğü yapmak istemiyorum da demek istediğim basitleşsin diye söylüyorum. Hani veyahut hiçbir dini prensip almayın. Ateist bir devlet kurun. Yine pekala terakkiyi sağlayabilirsin. Ya en nihayetinde her şey yine faydacılığa çıkıyor ya. Hani, ya şunu denilebileceğini ben düşünmüyorum yani. Bir tane sihirli formül var veya sihirli ideoloji var. Ona evet, benimsersek evet. Her şey mükemmel olacak. Onu benimsemezsek çok kötü olacak yani. Ya, onu düşünmüyorum. Böyle bir şey yok yani. Sınırlı bir ama kavram ama. Şunu düşünenler denim. Buyurun hocam. Cidden ne hani bu filmde onu biraz vurguluyor. Ne olursa olsun toplumsal dayanışmayla bir milli birliktelikle konsensüsle ve sevgiyle yapmalıyız. Yani toplumun bir kesimini dışlayarak ve toplumun bir kesimini aşağılayarak toplumun bir kesimine cebirle bir şeyler yaptırarak ulaşacağımız medeniyet, ulaşacağımız refah çok geçici olacaktır. Ve aynı zamanda birilerinin kanı ve emeği üzerine kurulu olacaktır. Yani şu mesela çok refah içindeyim ama biliyorum ki X toplumu yüzünden, X zümresi yüzünden, X mesleğindekiler yüzünden yani meslektekilerin aşağılanması yüzünden bu haldeyim. Şimdi bunu bilmek benim için de huzur bırakmaz yani. Refah çok refahim. Asla değil. Asla olmaz. Yok, yani Nürnberg mahkemelerinde insanların kafayı yemelerinin sebebi bu değil mi? Hani biz refah dolu bir toplum kurduk ama milyonlarca insanın kanı üzerine. Ha hani, burada da şunu yapabiliriz. Oradaki... Burada da şunu yapılabilir. Hani ben böyle bir niteliği olduğuna inanıyorum. İnsan delirmemek için yaptığı hatalara kılıf bulur. Çok kolay kılıf bulur. Çok kolay kendini yüceltir. Hatta yaptığını hani
yaptığı menfi şeyi nötrleştirmeyi bırakın, müsbet bir hale getirir. Mesela şunu görüyoruz. Belki bu alanda ilgisi olan varsa nasıl ilerleyebilirdi? Hani Nazi diktatörlüğü veya faşist diktatör İtalya'da nasıl ilerleyebilirdi veya Japonya'da daha militarist diktatör nasıl ilerleyebilirdi diye baktığınız zaman incelenebilir veya bir tasavvur açması açısından hani hakikat midir? Hayır ama bir tasavvur açması açısından gökteki kale bilmiyorum. Şatodaki yüksek kaledeki adam veya şatodaki adam eserine bakabilir. Dizisi de yapıldı. Eyvallah. Kitap romanda bakabilir. Orada şunu görüyoruz. Yani orada da görüyoruz veya daha Nazi belgeden incelediğimiz zaman da göreceğiz. Şunu görüyoruz. Yahudileri insan görmüyorlar yani. Öldükleri insanlar insan görmüyorlar. Goebbels'in propagandalarında veyahut Amerika'daki ırkçılık olaylarında Ku Klux Klan'ın yaptığı propagandalarda. Onlar insan değil. Beyaz olanlar insan. Geri kalan ise onlara hizmet etmek için ortada sürünen maymunlar. Diyor. Yani mesela Japonya'nın mesela böyle olduğunu görüyoruz. Yaratmak istediğimi yapıştırıyor yani. Mesela Amerika Japonları Boğa kampına alıyor. Japonla bakıyoruz mesela Japon figürüne bir uzun süre bir Amerika'yı bir fare olarak göstermişler. Amerika'yı bir peynir olarak göstermişler. Peyniri almaya çalışan fare gibi hani Japonlara karşı da bir şey var. Düşmanı yani dışlama. Mesela o bahsettiğim romanda şöyle bir cümle var. Çok şey yapmıştı. Shakespeare üzerine konuşuyorlar. Shakespeare'in bir eserin üzerine konuşuyorlar. Shakespeare'in eserinde bir karakter var. Tüccar, Yahudi ve çok kötü bir adam. Yani hem ahlaksız, hem sahtekar, hem işini yapmıyor, hile yapıyor falan. Adamı sanırım öldürüyorlar bir yerde veya bir yaralıyorlar. Sana akıyor. Mesela bu bizim için hani deriz ki ya işte Yahudiler dışlamış ne kadar kötü bir eser. Veya Nazilerin beğeneceği bir eser. Evet Nazilerin beğeneceği bir eser derim. Naziler bunu beğenmiyor. Orada Nazi bir kız itiraz ediyor. Diyor ki bu eser diyor çok Yahudi yanlısı diyor. Nasıl yani Yahudi yanlısı? Yahudi'yi diyor öldürüyor. İşte öldürüyor ve yaralıyorlardı. Kanı akıyor Yahudi. Yahudi'nin kanı aktı diyor. Kanı akıyor da insandır diyor. Çok güzel. Kanı akıyor da insandır ve hayvandır diyor. Yahudi'nin diyor kanı akamaz diyor. Şimdi mesela orada şey anlıyorsunuz. Cidden bir Nazi böyle düşünür. Yani. Ancak böyle düşünür ki dünya tarihini böyle damgalayabilecek hareketler yapabilirler. Mesela Black Mirror'ın yani, bunun üzerine bir bölümü vardı. Ateş içindeki adam diye hatırlıyorum bölümün adını. Hangisiydi ya? Çok hatırlayamadım hocam. Hocam böcek gibi görüyordu düşmanlarını. Hatırladım. Beyinlerine yerleştirilen çip vesilesiyle konuşmalarını kükremeler, çığlıklar gibi kendilerine böyle hastalıklı canavarlar gibi görüyordu askerler. Yok edilmesi gereken evet, hastalıkları ve zayıfları hatırladım. Üçüncü sezonun beşinci bölümüymüş. Hocam. Çok iyi bölüm. Hatırladım hocam. Yani izleyenlere de ne olsun. Mesela o üçüncü sezonun beşinci bölümünde de buna benzer bir olay vardı. İnsan böyle yani dışladıklarını insan gibi görmüyor. Bunu aynısını Türkiye içindeki belki fraksiyon için de söyleyebiliriz. Hani evet mesela sorsan belki insan diyor. Ama zaten insan gibi görüyor mu? İnsan gibi muamele ediyor mu? İnsan haklarını ona layık görüyor mu? Buna bakmak lazım. Öyle yani. Anladım hocam. Bir de son bir karakter soracağım size. O karakter üzerinden bir film söyleyip gelecek hafta konuşacağımız filmin adını çıkaracağım oradan. Müsaadenizle. Korsanların Başı Dola karakteri. Evet. Harika bir karakter değil mi ya? Hayao Miyazaki'nin neredeyse bütün filmlerinde feminizmi dibine kadar görüyoruz. İnanılmaz bir şeyi kadın taraftarı, cinsiyet eşitlikçiliği taraftarı. Yani şeyler diyorlar ya, oradaki korsan mürettebatı. Yani işte gemimize bir kız geldi. İşte sonunda bulaşık yıkamayacağım, yemek yapmayacağım, yerleri silmeyeceğim, yaşasın diyorlar. Dola filmin bir yerinde diyor ki, bu kız büyüdüğünde benim gibi olacak. Nasıl olabilir? Nasıl senin gibi olabilir bu kız? Bu melek gibi kız nasıl senin gibi olabilir diyor. Hani Şite'ye şey yapıyorlar, yani Dola gibi olabilir dedikleri anda. Kadınlığın getirdiği o ezikliği aşacak ve bir erkek gibi komutanlıkta yerini alacak bir karakter gibi bakıyorlar. Hani feminizm vurgusu inanılmaz filmde. Hem Şite üzerinden hem Dola üzerinden.
Ben ona katılıyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Dola bence şeye karakter açısından kötüydü yani. Şey olarak görüyoruz böyle. Servetin peşinde bir karakter. Ya evet, bir Ama açgözlü bir ya karakter. şöyle açgözlü bir karakter ama açgözlü bir karakterin davranması gerektiği gibi davranması filmin başında. Filmin Evet. ortalarından sonra iyi niyetli biri oluyor. Ama o açgözlüğünü de Hemen anne bırakmıyor. karakterine bürünüyor. Ha, o açgözlüğünü de bırakmıyor. Açgözlü bir iyi niyetli biri oluyor. Yani ilginç bir dilemmaya düşüyoruz aslında orada. Yani orada Miyazaki bir kişilik değişikliği olduğunu göster daha yumuşak şekilde gösterebilirdi. Çok hızlı ve belli olmayan yani belki diyalektik şeye uymayan bir değişiklikti. Onu söylememe lazım. Bir de şunu söylemek lazım bence. Feminizmleşmesi de şu önemliydi. Kadınla hiçbir zaman komutan gibi bakmıyorlar veya lider gibi bakmıyorlar. Anne figürü olarak bakıyorlar. Yani Evet. yine bir kadın yapamaz bunu. Anne olmaz. Yani bir annelik, bir kutsallık, yani bir kutsal bir kılıf yaratıp o anne kılıfına koyup değerlendiriyorlar. Mesela bir komutanlar olsa ona baba diyecekler mi, abi diyecekler mi? Hiçbir şey demeyecekler. Komutan diyecekler büyük ihtimalle. Ama kadın tek başına saygı değer görünmüyor onlar tarafından. Kadın tek başına ona kadar değerli görünmüyor. Kadın ancak bir çocuk sahibi olursa, anne figürüne mesela ne diyor? Annelik mesela kadınlık kutsaldır demiyoruz. Annelik kutsaldır. Toplumda da böyle düşünüyorlar. Annelik kutsaldır diyoruz. Evet. Hani yine toplumun kadına biçtiği rollerden bir tanesiyle ancak bir yerlere varabiliyor kadın. Evet. Yani mesela erkek figürüyle baba figürü arasında toplumda çok büyük bir fark yok. Ama kadın Evet. figürüyle anne figürü arasında çok büyük bir fark var. Bunun da Çok bence fazla vurgusu fark var. vardı. Yani kadından hep kadın komutan diye bahsetmediler. İşte lider demediler, korsan başı demediler. Hep anne dediler, hep ana dediler. Hep anne dediler. Hep anne dediler ve annelik vurgusu bence burada Miyazaki'nin kasten yaptığı bir şeydi. Japon toplumunda da böyle olduğunu sanıyorum. Bizim toplumumuzda Hocam olduğu gibi. şöyle o zaman gelecek hafta konuşulacak konuların arasında doğrudan bunu dahil etmek adına şunu yapalım. Filmin konularını sayacağım, hoşunuza gidecek. Adını söyleyeceğim, hoşunuza gitmeyecek. Hazır mısın? Buyurun hocam. Anaerkil yapı, doğa, insan menfaati, doğa menfaati çatışması, kadının bireyselliği. Konularımız Adı bunlar. Prenses Prenses Mononoke. Mononoke. Oh, Düştük Japonlara, değil mi? evet. Yani öneriyorsan. Miyazaki'yi aradan çıkaralım diyorum hocam ya. Ne dersiniz? Tamam hocam, olur. Ama ben şöyle Ardından da düşünüyorum. Bunun senin bir eserin var buyurun. zaten. Bir incelemem var. Pornografi Hı. üzerine. O eserin üzerine çıkamayız. Yani bence o eserle yani bu videonun veya bu işte eserin için altına yanına bir yerine o şey sıkıştıralım. O metni. O metnin üstüne Hı çıkamayız hı. zaten. Yani yapabileceğimiz en iyi şey olur. İki Tamam metin hocam, birden nasıl sunmuş olalım. Aynı isterseniz. zamanda bir hediye de vermiş olalım dinleyicilerimize. İki Tamam. film eleştirisi olmuş olsun. Tamam hocam, nasıl isterseniz. O zaman gelecek hafta Hayao Miyazaki'nin 2000 küsürde çıkarıyordu sanırım. Yürüyen 2004 değil mi? 2000. 1997'de olması lazım. 2004'te olan Yürüyen Şato'ydu, doğru. 1997 civarlarında çıkardığı Prenses Mononoke filmi. Hem animasyon bakımından hem de anlattığı hikayeyi senin içine çekmesi ve epiklik bakımından Miyazaki'nin en iyi 3 filminden bir tanesi. Yani benim şahsım adına Miyazaki Rüzgarlı Vadi, yani çıkardığı ilk filmle zirve noktasını yakalıyor ve ancak bir daha Gökteki Kale ve Prenses Mononoke'de o seviyeye erişebiliyor. Diğer çıkardığı hiçbir film benim gözümde bu 3 film kadar değerli değil. Vurguladıkları şeyler bakımından. Bir sonraki haftaya da belki Rüzgarlı Vadi konuşuruz. Orada da Prenses Nausicaa överim biraz. Sizin için de uygunsa tabii. uyku tabi hocam. Eyvallah Eyvallah. hocam. Teşekkür ediyorum bugün bu Ben teşekkür ediyorum. filmi benim için yorumladığınız için. Rica ederim. Ben de Teşekkür konu ediyorum senin için hocam. beni
Ben de beni konuk ettiğin için teşekkür ederim. İzleyicilere de bizi buraya kadar dinledikleri için, elektronik cihazlarına, evlerine konuk ettikleri için seslerimize teşekkür ederim. Hocam, estağfurullah, şeref verdi. Ne diyorum. burada bitiriyoruz o zaman. YouTube seyircilerime buradan seslenmek istiyorum. Kanalı takip edebilirsiniz. Videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Bana destek olmanız için bunların önemi haizdir diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hocam sizin de varsa bir kapanış selamınız bulalım. Sonra bitirelim. İyi günler, günaydın, iyi akşamlar, günaydın. Ne zaman dinliyorsan dileklerimle. Eyvallah hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.